Kırmızı et fiyatları son 6 yılda %808 oranında arttı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi hükümetimizin, iktidarımızın hem tarımda hem hayvancılıkta sürdürülebilir, düzgün bir politika üretmemesi. Maliyet artışlarını hepimiz biliyoruz. Hayvancılıktaki yanlış politikalar nedeniyle maalesef canlı hayvan sayımızda çok çok azalmalar sebep teşkil etti. Bunun sonucunda da kırmızı et fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak için ithalata yönelildi. Son 6 yılda ne kadar ithalat yapıldığını biliyor musunuz? Son 6 yılda 3 milyar 301 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı için yabancı çiftçiye ödeme yapıldı. Ödemeler dengemizin açık verdiği bir ortamda, dövize ihtiyaç gerektiği bir ortamda bu kadarlık dövizin yabancı çiftçiye gitmesi, yerli çiftçide kalmaması, gelir dağılımı açısından da ülkemizde çok büyük sorun teşkil etmekte. Biliyorsunuz hayvan yetiştiricilerimizde maliyetler çok arttığı için hem çiftçimiz hem hayvancımız genel olarak bir zorlanma içerisinde. Yem fiyatları arttı, diğer üretim maliyetleri arttı. Bu vesileyle de şöyle bir baktığımız zaman 2017 yılında karkas etin kilogram fiyatı 25 TL iken Haziran 2023 itibariyle 227 TL'ye kadar çıktı. Dini vecibeler bizim için çok çok önemli. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda herkes kurbanını kesmek ister. Ama canlı hayvan piyasasında bakıyoruz, 3 haneli rakamlara ulaşmış kurban fiyatları, %150 artış olmuş. Bu durumda maalesef çok büyük bir kesimimiz dini vecibesini yerine getiremeyecek, kurbanlık kesimlerini yapamayacak, kırmızı eti sadece hayal etmekle kalacak. Buradan uyarıyorum, hükümetimiz süratle hem tarımsal politikalarda hem hayvansal politikalarda çiftçi, yetiştiriciyi düşünecek boyutta hamleler yapmalı, programları bir an önce hayata geçirmeli.